İlk konuğumuz Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist, Profesör Doktor Nevzat Tarhan. Bugün kendisiyle bipolar bozukluğu konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Tarhan. Günaydın, nasılsınız? Günaydın, teşekkür ederim. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ve yine günümüzde artık daha görünürlüğü artan bir rahatsızlığı konuşacağız. Bipolar bozukluğu. Bipolar bozukluk nedir? Hangi etmenlerden kaynaklanmaktadır, genetik midir? Bunları konuşmak istiyoruz, merak ediyoruz içeri. Bipolar bozukluk aslında sadece bir hastalığın bir bölümünü tanımlıyor. Bir spektrum bozukluğu var, duygu durum bozukluğu. Duygu durum bozukluğunun en önemli parçası bipolar bozukluk. Yani iki uçlu bozukluk olarak da geçiyor. Evet. İki uçlu mizaç bozukluğu diye de Türkçe'ye çevriliyor. Yani iki uçlu duygu durum bozukluğu yahut da. Şimdi bu rahatsızlıkta bir eski tanımla sizinle söylediğim gibi manik depresif olarak dönüyordu. Bir manik dönem var, bir de depresif dönemleri var rahatsızlık. Manik dönemi var. Fakat rahatsızlık sadece depresyonunda da seyredebiliyor bazı rahatsızlık. Bazıları sadece manik olabiliyor, ikisi bir olabiliyor. Bazı durumlarda böyle karma oluyor. Yani mani gibi oluyor ama içinde depresyon da oluyor. Öfkelilik oluyor. Bazı grupları var. Mesela psikotinik denilen kişilik zannediyoruz. Kişilik. Eşik halkı duygu durumu. Eşik halkı. Bu çok var şu anda. Yani bu da tanımlama içine girdikten sonra yani o kadar yani sabah başka akşam başka olan tipler var. Böyle sabah mesela çocuğunu alır çabuk şükür öper. Önce Allah belanı versin seni niye doğurdum derken. Bu aslında çoğu eşik altı duygu durum bozukluğu oluyor. Ya da psikotimi olarak tanımlanan bir kişilik, önce bir kişilik kabul ediyordu ama şu anda beyin kimyasındaki bozukluklar bulunduktan sonra bunun bir kimyasal karşılığında olması ve ilaç zorunlu olması nedeniyle hastalık sınıflandırmasına alındı. Yani kişilik yapısı deyip de böyle ilaçsız bırak tedavisi olmak gerekiyor bu tarz kişileri. Evet. Şimdi bipolar bozukluğu klasik tipinde bir duygu durum atakları vardır. Bazısı manik ataktır. Manikte psikotik mani oluyor. Büyük mani bir de hipomani oluyor. Yani psikotik manide artık kendisini kişi gayet sağlıklı giden bir kişi mesela bir iş adamı biliyorum. Maniye girdiği zaman otobüslerini ucuz ucuz satmıştı. Yani aşırı bir güven geliyor, cesaret geliyor. Hatta İstanbul'dan İzmir'de yürüyen biliyorum. Bir günde dolaşarak evinde çoraplarını eskitiyordu. O derece hareket var. Müthiş bir hareket hızla kilo veriyor. Yani en ilk belirtiye genelde şudur. Uyku azalıyor, düşüncesi hızlanıyor. Yani hatta biz diyoruz şey dönemde eğer uyku azalırsa düşünce hızınız hemen bize haber verin ilaçlarını ayarlayın. Öyle durumlarda maniye girmesi önlenmiş oluyor. Hipomani olanlar çok anlaşılmaz. Yani. Ne cesaret adamı, ne kadar özgüveni var, coşmuş bu diyorsunuz. Fakat bakıyoruz birkaç gün sonra durgun, neşesli. Ya da ortalama bir insan gibi daha yaşıyor, davranıyor. Ama bir 3-5 gün bazen bir hafta. Bazı durumlarda daha uzun da sürüyor. Evet. Ve aşırı bir enerji artışı oluyor. Fakat bu enerji aslında beyindeki bütün kimyasallar tükendiği için o geçtikten sonra hızla depresyona giriyor kişi. Ondan sonra depresyona giriyor. Yani beyin kendi kendini dopinglemiş gibi oluyor aslında. Yani hastalığın o depresif dönemde de klasik majör depresyonun bulguları var. İşte kişi durgun, neşesiz, bir şeyden zevk alamıyor. Böyle uyku iştah bozuklukları oluyor. Diğer taraftan da ölüm düşüncesi aklına gelmeye başlıyor. Bazı kişileri kilo alma oluyor, bazılarında kilo veriyor. Ve şeyle ilgili dikkat konsantrasyon bozuluyor. Mesela manik dönemde dikkat konsantrasyon müthiş artar. Mesela ünlü kişilerden Picasso'nun manik dönemde yaptığı tabloları renkleri şeydir, müthiş canlı renklerdir. Kırmızı, sarı, böyle canlı yeşil renklerdir. Şu dönemde yaptığı renkler de depresif dönemde yaptığı tablolarda da müthiş böyle karamsar renkler vardır. Siyah, mor, koyu kahve gibi renkleri kullanır. Yani kişi o dönem
döneme göre olayları, hayata bakış açısı değişiyor. Bugün dalgalanmaları bile göre. Birçok bipolar vakası tedavisi zorlaşıyor toplumda. Onu söyleyeyim. Yani bipolar vakaları böyle eğer büyük şey yoksa, büyük atak değilse, hipomani ataklarıysa, hafif depresyon atakları, depresyon atakları kişi kendisi diyor ki bir şey hayattan zevk almıyorum, hiçbir şeyden hoşlanmıyorum diye kendisi tedaviye geliyor. Ama manik dönemde ise tedavi reddediyor. En çok aile olan şikayet ediyor. Hatta rastgele terörüstüler oluyor. Hatta bir şey unutmam, bir iş adamı biliyorum ben bir gün. Telefon etti. Yani şoför telefon etti. Ya bizim patron bir Rus hanımla tanıştı. Konsolosluğa gidiyor nikah yaptırmaya dedi. O anda biz baktık ilacı aslında onda antidepresanı aşırı doz yanlış almış. Antidepresanlar tek başına alınırsa, duygu durum düzenleyici olmadan alınırsa kişi depresyondaki kişi maniye sokuyor, coşuyor kişi. Onun da hoşuna gidiyor. Kendinden fazla alıyor ilaçları. Bunlar da var. Nasıl oluyor hastalık? Sol beyin, eril beyin, mantık, muhakeme, analiz, konuşma, hesaplama. Sağ beyin, yeşil beyin, duygular, heyecanlar, müzik, sanat, bununla ilgili. Ön beyin, mantıksal beyin ve duygusal beynin dengesini sağlıyor ön beyin. Ön beynin kimyası bozulmuş oluyor bu. Ön beyin kaptan kürsü. Kaptan eğer yetersiz olursa bazen mantıksal beyin baskın oluyor, kişi depresif oluyor. Bazen de duygusal beyin baskın oluyor, kişi coşkulu oluyor bu dönemde. Ön beyin burada kaptan kürsü. Doğru beyin kimyasının sağlıklı olması çok önemli. Bu bir şey tabii. Kişilerin elinde olmayan bir şey. Şuna benziyor. Yani depresyonda olan bir insan, manikte olan bir insan. Ne her şeyde dert ediyorsun. Gesto, ilişe sana rahat batıyor. Demek aslında ayağı kırık bir insan yürüsün. Yürü yürü demek gibi bir şey. Kulağı duymayan insan niye duymuyorsun? Duysana demek gibi. Yapamazlar bunlar. Ellerinde değil çünkü. Beyin fonksiyonu bozulmuş bunlarda. Yani bu nedenle yani kişiler muhakkak tedaviye uyum sağlaması gereken, tedavi gereken kişiler bu nedenle. Yani bu ve çok toplumdaki oranı da %1-5 arasında. Oldukça yüksek. Bipolar olan, yani manik depresi olan kısmı %1 civarında ama diğer bir durum spektrumunda düşünürsek %5'liklere kadar buluyor. Bu da bayağı önemli bir rakam. Evet. Tedavi farklı teşhis tanınması da kolay değil. Diğer zamanlar çünkü gayet sağlıklı kişi. Sağlıklı olduğu için kolaylıkla yapılabiliyor böyle. Gözden kaçabiliyor. Tedavisiz kalabiliyorlar bu kişiler. Ve bir de çoğu zeki kişiler oluyor. Yani zeki kişiler olduğu için böyle beyinlerini, hayal güçlerini çok geliştiriyorlar. Mesela ben manik olan bir şeye bir gence sormuştum. Yani bir şey de ustayız bir konuda. B planım var mı dedim. Ne P planı? B planım bile var dedim. Yani o kadar çocukluk ya hayal gücü gelişmiş. Bu tabii her şeyin biliyorsunuz hayal kurmak güzel bir şey ama amacı yönelik hayal kurmak güzel bir şey. Duygu durum bozukları bu bozuluyor. Kişi şirketler kuruyor. İşte birçok ilişkilere giriyor. Rastgele ilişkilere giriyor. Sosyal aile hayatını alt üst eden bir şey, rahatsızlık, duygu durum bozukluğu ve en çok da iyice bağımlılık, madde kullanmaya çok yatkın olur bu kişiler. Hem manik dönemde hem depresif dönemde. Madde kullanmaya çok olur. Hatta bazı araştırmalar bu yani bir alkolizmin bir türü mü bu diye araştırılıyor. Böyle yani kişi madde mi bunu tetikliyor? Bu kişi hastalıktan dolayı mı madde yöneliyorlar? Bu konuda şu anda araştırma madde kullanmayla ilgili, alkol madde kullanmayla ilgili en çok risk altında olan gruptur. Ve sokakta mesela trafikte böyle size abartılı ya yolda size davranan bir kimse varsa basınçlı konuşan, dik bakan, sert konuşan bir kişi varsa
bunun manik olma ihtimali yüksek. Hasta diyerek hiç ulaşmayın. Yani genellikle çok varlıklı varlıklı sağlıklı da oluyorlar. Komşu anlattığı zaman bakıyorsunuz gayet mantıklı ya bu diyorsunuz. Hı. Yani ben hiç unutmam, böyle manik bir hastaydı, bir şey yapmıştı. Yatıyordu hastanede. Benim asistanlığımın ilk senesiydi. En acemi dönemindeydim. O kadar güzel konuşuyor ki kapalı serviste. Demir parmaklık vardı o zaman Katar'da. Onun arkasında ben dedim bu bir şey hasta duşan yatırmışlar herhalde. Yani. Ne var ki bunun dedi. Bana anlattı parmaklığın arkasından. Ondan sonra beni çıkarır mısın dedi. Ben tabii çıkaramam dedim. Yetkin yok dedim. Giderken arkamdan bağırıyor. Ne sallana sallana yürüyorsun diyor. Şimdi bu sağlıklı bir insan diye bir şey mi? İstediği olmayınca hemen ters davranıyor. Görünüşte bu yerinde ve zamanında hareket edemeyen birçok kimsenin gribikolar olma ihtimali de çok fazla. Ama sonuçta bir beynin biyokimyasal fonksiyonun bozulmasıyla ilgili bir hastalık. Bipolar bozukluğu beyin hastalığı. Yani hep söyleniyor ruh hastalığı. Yani ruh hastalığı değil, ruh zaten maddeli bir gerçeklik. Ama beyin dünyası bozulduğu zaman ruh kendini beyin vasıtasıyla ifade eder. Onu ifade edemiyor. Ruhun mana dünyasına, madde dünyasına bağlantı kurduğu organ beyin. Yani bu bağlantı kurduğu organ bozulduğu zaman ne oluyor? Bağlantı bozuluyor. Biz sanıyoruz ki ruh yapımızda bozulma. Ruh değil aslında. Bozulan ruhun ifade yapısındaki, ruhsal dinamiklerimizin ifadesindeki bir bozukluk var. Onu düzelttiğimiz zaman düzeliyor. Yani ruh ilaçla düzelir mi? Ama düzeliyor işte. Mesela madde kullanıyorsun, uyarıcı madde alıyorsun, maniye sokuyor. Antidepresan ilaçları fazla alıyorsun, maniye sokuyor. Bunun ne kadarı biyolojik, ne kadarı psikolojik dediğimiz zaman artık şu anda kabul ediyor ki yani bir biyolojik olmayan bir psikiyatrik hastalık yok. Kişilik bozukluklarının bile biyolojik bir yönü var. Hatta günlük hayatta bizim şu anda bir konuşmamız, sohbetimiz beyindeki network çalıştık. Beyinde ne network değil. Deşneye bir K network var beyinde. Kim söyledi, ne söyledi, ne zaman, ne, nasıl, neden, için. Her biri ayrı bir network beyinde. Bu da 5-6 network birden çalıştırsak beynimizde bu bilgi kalıcı oluyor. Kalıcı oluyor. Bu kimyasal harflerle yazılıyor beyne. Ama sadece kısa bilgiler vardır. Mesela 7 harfa kadar olan bilgileri beyin anında tutar ama bir daha bunu kaydetmez. O kaydetmeyen bilgilerde kuma yazılmış gibi de hemen kaybolamaz. Taşa yazılmış gibi bilgiler 5-1K kullanarak olan bilgilerdir. Bilgilerin bozukluğunda bu örtülü bellekteki birçok bilgiler ortaya çıkıyor, harekete çıkıyor. Kişinin korkularını ya da geçmiş travmalarını o dönemde çok rahat konuştuğunu görüyoruz. Manika kişiye bakıyorsunuz, çocukluk çağı travmalarını anlatmaya başlıyor, unuttuğu travmalar. Yani nedenle hepsi bunlar medikal olarak anlaşılması, araştırılması gereken rahatsızlıklar diyebiliriz. Sorunuz varsa ben... Tabii bipoları süremiz yetmez ayrıntılarıyla aktarsak. Evet. İki ucu tabii evet. Çok farklı görülebiliyor. Aynı zamanda iki uçlu bozukluğun nedenini tabii inceledik ama bu manik ve depresif dönemler arasındaki fark da ciddi ciddi kişiyi rahatsız edebiliyor. Çevresini de tabii rahatsız ediyor. Özellikle manik dönemde çok çok yaratıcı da olabiliyor kişiler. Yararlı oluyor gibi görülüyor. İyi bir şeymiş gibi görülüyor ama depresif döneme girdikleri zaman da gerçekten o günleri aratacak derecede kötü modlara birden düşüyor ve olumsuzluk dalgasını da çevreye hem kendilerine yayıyorlar. Gerçekten kolay bir hastalık değil. Çevresinin de ailesinin yakınlarının da tetikte olması gerekiyor. Farkında olması gerekiyor. Toplumumuzun da çünkü görülme sıklığı az değil gerçekten. Bunun dışında çevresine ve ailesine de bazı tavsiyelerde bulunmak gerekir. Belki de bipolar rahatsız olan insanların sonlara doğru da bunu konuşmak gerekir. Tabii. Şunu çevre dediğim zaman çocukluk bipolarları var mesela. Çocukluk yuva, çocuk daha şeyde mesela geçenlerde bir vaka bir meslektaş anlattı. Çocukluk bipoları olduğunu şey yapmış. Bir şeyin bir hoca efendinin, bir imamın çocuğu 5-6 yaşlarında çocuk. Böyle
normalde sağlıklı giderken çocuk birdenbire babasının elinden mikrofon alıyor. O da tüm şeyde coşuyor, ezan okuyor. Herkes alkış falan alıyor, coşuyor. Birkaç gün sonra çocuk durgunlaşıyor. Bu aile fark ediyor bunu. Getiriyorlar ki ve herkese aynı babasından öğrendiği her şeyi konferans tekrarlıyor. O kadar güzel aklında tutmuş ki. Yani hoşlarına da gidiyor büyükler. Aa, ne güzel çocuk, müthiş ya, müthiş zeki falan deniyor. Aslında manik bir döneme girmiş. Yani çocuklarda ve ergenlerde de bipolar var. Yani onlardaki bipolarla büyük bipolarından farklı olarak büyüklerdeki bu epizotlar manik, yani bu epizotlardaki bu manik epizotlar böyle birkaç gün, birkaç hafta sürüyor. Ama çocuklarda 24 saat sürse bile bipolar tanısı alıyor çocuklar, çocuk ve gençlerde. Bir gün çok coşku oluyor, kişi normal gibi oluyor. Böyle bir şey varsa, geldikleri çok fazlaysa, o çocukta bipolar ve bu çocuklar yanlışlıkla hiperaktivite diye tedavi ediliyorlar. Hiperaktivite değil aslında ve hiperaktivite için verilen ilaçlar onların bipolarını daha çok artırıyor. Hiperaktivite ile ilgili ilaçlar duygu durumu uyardıkları için, beyindeki dopamini arttırdıkları için, duygu durumda da zaten beyinde dopamin eksikliği var. Dikkat, hiperaktivite, dikkat eksikliğinde dopamin artırıcı ilaç veriliyor. Bu kişilerde de dopamin aşırı salgılandığı zaman da o kişi duygu durum değişikliğine giriyor. Eve, okula, herkese kafa tutan bir çocuk oluyor birdenbire. Yani sanıyorlar ki bu çocuk antisosyal oldu sanılıyor. Bir çocuk bir yoldan, raydan çıktı zannediliyor. Onun için anneler, babalar bu çocuklarda böyle ela hoca girmeyen çocuklarda sadece hiperaktivite değil, duygu durum bozukluğunu da düşünmelerinde faydalar var. Bir erişkinlerin aileleri ne yapmalı? Bu rahatsızlığı bir kere şunu bilmeleri de fayda var. Bu bir şey. Rahatsızlık yani. Aslında ayağı kırılır, yürüyemez rahatsızlıkta. Bu da öyle bir rahatsızlık. O halde ne yapacak? Burada onları ilacı çok güzel koruyor. Tedavi de çok tıp başarılı şu anda. Bu bipolar bozukluğun tedavisinde. Ama tedavi böyle 2 sene içinde ilaç kesilirse %60 tekrarlama ihtimali var. 2 sene ile 5 sene arasında bir tedavi altında tutuyoruz. Yani hiçbir şikayet olmasa bile. Ancak ilk duruma göre 2 ile 5 sene arasında hiçbir hastalıkla ilgili iz yoksa ondan sonra ilaç kesme planı yapılıyor. İlaçların çoğu da şeydir böyle. Yani yan etki bakımından güvenli ilaçlardır. Mesela eğer şey dönemde olursa bazı durumlarda ilaç tedavisi de yeterli olmuyor. Hastaneye yatırmak gerekiyor. Nöromodülasyon tedavisi dediğimiz böyle beyne uyarı vererek, manyetik uyarı veya elektriksel uyarı vererek yapılan tedaviler var. Hem depresif dönemde hem manik dönemde ikisinde de etkili tedaviler. Yani beyin kimyasını daha hızlı düzeltiyor. Yani bir nevi ilaç tedavisine okumentasyon dediğimiz güçlendirme yapıyorlar. Yani tedavide o da başarılı. Aile böyle durumlarda onun ilaç dışında çok karışmamaları gerekiyor. Hastalığa çok müdahale edince, strese girince beyin kimyası bozuluyor, hastalık yükseliyor. Stres hayatta yok ama kontrol edilebilen stres faydalıdır. Hatta zararlı değil, faydalıdır. Ama aşırı kontrolcü, aşırı müdahaleci ailelerde her şeyine karışan, yediğine, içtiğine, giydiğine, yaptığına böyle durumlarda kaygısı yüksek oluyor. Hastalığı daha çok tetiklemiş oluyor aile. Ailenin bu nedenle yani tedavi dışında çok büyük hata yapmadıkça, madde kullanma, eve diğer kaçma, büyük hata yapmadıkça müdahale etmemek gerekiyor. Çoğu da her yaşta kayboluyor. Yani bipolar bozukluk, manik depresif bozukluk olarak da yüksek devlet memuru olan kişiler biliyor. Yani bu hastalığı çok şey yapmamak gerekiyor. Yani yıkım yapmıyor kolay kolay. İleri yaşta başlarsa, yani 30 yaşlarından sonra başlarsa geç başlangıçlı deniyor. Böyle durumlarda beyinde tümör vesaire araştırıyor. Onun için erken başlangıç. Yani 25 yaşına kadar genelde başlamış oluyor. 25'inden sonra başlarsa 30 yaşına kadar bir şey vardır, bir ara dönem. 30'undan sonra ise muhakkak ilk atak 30'undan sonra ise muhakkak beyinde bir tümör, kitle, bir hacim basınç değişikliği araştırmak gerekiyor. Birçok böyle nörolojik vakayla bu şekilde sevgili
zaten demans türlerinin birinde oluyor bu. Yani frontal demans denilen bir demans türü var. Alzheimer'dan farklıdır bu. Çok da az değildir böyle. Kişi de yaşlı, olgun bir kimse artık müşteşe fıkralar anlatmaya başlıyor. Herkes lavabayı davranışlar oluyor. Çünkü ihtimal o demansın, manik gibi yaşanan demanslar var. Onların bir başlangıç belirtisi olabilir. Bir durum bozuklukları da zaten tedavi edilmezse ileri yaşta bu tip demansa dönüşüyor. Beyindeki bu yıkım sonucu oluşursa bunun tedavisini ihmal etmemek gerekiyor. Yani ailenin dikkat edecek şey ilaç kan düzeylere bakılarak kullanılıyor genellikle. Yani bunlara göre takibini yapılırsa senelerce çok güzel hayatını sürdüren işini yapan bakanlar biliyoruz. Evet. İlaç kullanımı da çok önemli tabii, düzenli bir şekilde aksatmadan ve çevrenin desteği de çok önemli. Çünkü hayat boyunca süren bir tabii bozukluk ama tedavisi var ve kişi sosyal yaşama entegre olursa da bunu üstesinden gelebiliyor bunun. Çok teşekkür ediyoruz biz Sayın Tarhan. Bu kısa sürede bipolar bozukluğu açıkladık. Gerçekten Allah yardımcıları olsun. Kolay değil tabii ama onların elinde de tabii değişim ve sağlıklı bir yaşamı devam ettirme, sürdürme. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Rica ederim. Kolaylıklar size.